Şehir içinden mi gidelim? Çevre yolundan mı gidelim? Ben şehir içinden gitmeyi tercih ediyorum arkadaşlar. Buna da sıcak silikon yaptım. Havalar soğuduğundan herhalde şey oldu. Silikonu düşmüş. Ben de çaldılar zannettim. Şu şeyi, şu aleti. Şöyle bir daha bakıyorum. İyi, güzel. Şu aleti çaldılar zannettim. Allah'tan çalınmamış. Haydi bismillah. Şöyle aynaları bir kontrol edeyim çıkmadan. Aynalarımız güzel. Haydi bismillah. Geçen taktığımda şey çok hoş durmuyordu. Kolay gelsin. Bu beni yine uzak yola attı ya. Çevre yoluna attı. Şehir içinden gideceğim diyorum. Beni illa uzak yola atıyor. Neyse. Ben bu taraftan gideceğim. Ha, gerçi doğru yoldayız ya. Burada yerler ıslak, o yüzden yavaşlıyorum. 30-40 km hızlarına yavaşlıyorum. Zaten bu yolu çok kullanan olmuyor. Traction kontrol sistemi olmadığı için de böyle gidiyorum. Yani bisiklet hızıyla gidiyorum. Şunu şöyle biraz daha yükselteyim. Aşağıya düşmüş gibi geldi. İyi, şu an şurası fazla ıslak değil. Sinyalimizi açtık. Hızlanalım.
Bugün hava çok soğuk değil. Dün bayağı soğuktu. Bugün fazla da esmiyor. Şöyle sinyalimi verdim. Omuz bakışı attım. Şimdi kenara döneceğiz. Daha doğrusu sağa döneceğiz. Normalde biz bu yolları Muhammed Öcal'la çıkmıştık. Şubat mı Mart mı öyle bir gün. Tabi o zaman kayıt altına almamıştım. Orada bir sürücü yayalara yol veriyor. Ben de bekleyeyim onu. Trafik kurallarına uyup uymadığı belirsiz çünkü çok aşırı yavaş gidiyor. Ben de arkasına takıldım. Çok sağlı sollu, girişli çıkışlı trafikte işler yapmayı sevmiyorum. Çünkü bu riski artırıyor. Geçen sefer çok aşağıda kalmıştı şey. Ne denir? Kullanmış olduğum aksiyon kamerası. Şimdi yukarıya aldım. Daha rahat. Yarın da inşallah eve gideceğim. Bir kış tecrübesi olacak. Şu an üstümdeki montla çok da üşümüyorum. Şu telefonu tuttuğum şey silikonla yapıştırmıştım. Sıcak silikonla. Hava soğuyunca nedense özelliğini yitirmiş. Özelliğini yitirdiği için de yerinden düşmüş. Onu da bugün yapıştırdım sabahtan. Şöyle orta şeride geçtim. Güvenli şerit. Giren çıkan çok olmuyor. Sol taraf yerine göre daha da güvenli oluyor. Ben şimdi şuradan şöyle bir dönüş yapacağım. Arkam temizdi o yüzden biraz daha hızlı girdim. Buralara 30-40 km hıza girmek lazım. Arkam temiz. Oradan basıyorum. Islak yerlerde tabii bir tık daha dikkat etmek lazım. Çok sağa sola oynamamak lazım. Şurada bir giriş varmış. Oradan girsem fena olmazdı ama artık ana girişe doğru ilerliyorum. Orası bir tık daha yaya geçti gibiydi. Bu niye dörtlere yakıyor bilmiyorum. Belki girişi bekliyordur. Ben şuradan sağa giriş yapıyorum. Ormanda birileri var. Güzel.
Buraları hep kapanmış ya. Şamlar Ormanı'na geldik. Buraları biraz çamurlu. İleride bir asfalt yola çıkacağız. Araç yolunu da kaybetmeyelim. Buradan geçiş var mı onu da bilmiyorum. Var herhalde şu geçtiğine göre. Şöyle kenardan kenardan. ABS devreye girdi. Buraları da düzeltmeleri lazım. Ana giriş buradan demek ki. Aa, ben aradan geçtim. Şurada bir şeyi kontrol etmek istiyorum. Ses kaydını kontrol etmek istiyorum ama ilerleyeceğim. Çamlar muhteşem kokuyor ya o. Çam reçinesi olması lazım. Muhteşem. Bakalım buradan devam edeceğim. Bir ara yol vardı. O ara yola girmeye çalışacağım ama yollar böyle çamurluysa bu lastiklerle çok gidemeyebilirim. O bisikletle girdiğimiz bir ara yol vardı. Bir oraya gitmeye çalışacağım. Burada özellikle dağ bisikletiyle çok güzel yol yapılır. Hava muhteşem arkadaşlar. Millet mangalını falan yapıyor. Bugün günlerden pazar. Kalabalık olması normal yani. Oradan görüntü nasıl geliyor? İnşallah güzel bir görüntüsü vardır. Şu yol muydu ya? Dur bakayım. O yol olabilir. Şuradan bir girmeye çalışayım.
Bu yol olabilir. Evet, burası olması lazım. Şu kenardan girilir mi? O kenardan girilir abi. Tamam, ben buraya girerim. İyi, dönebildik. Orası halka kapalı bir yol. Ama şey falan çok güzel. Orada sürmesi, manzarası falan çok güzel. Şurada başka bir yol daha var. Bir de oraya bakalım. Burası da kapalı. Kolay gelsin abi. Yol kapalı mıydı? Tamam, ben bir bakacaktım da. Buraya bir demir sel çekmişler. Yangın yolu. Burayı kapatmışlar. Buraya aşağıdan girmek lazım. Evet, oradan olabilir ama biraz sonra tehlikeli geldi. Burası veya orası. Onu ben bir şeyden de kontrol etmek istiyorum ya. Şu haritalardan bir kontrol edeyim. Tam üstüne basarsam aslında geçerim. Ama onu da riske atmak istemiyorum. Tam şöyle şurada tepede durayım. Ya da şöyle ineyim aşağı. Biraz off-road yapıyoruz. Yollar da bayağı berbat. Bir off-road motoruyla yapmak isterdim bunu ama. Biraz sel de olmuş gibi. O yüzden şöyle iyice yavaş yavaş gidiyorum. Burada yol bitiyor.
Hani dönemedi bir türlü. Ehliyeti yeni aldı herhalde. Şuraya bakalım, buradan yol var mı? Bir de onu görelim. Sanki. Buradan da bir yol var ama çok da güvenli bir yola benzemiyor. Burayı da kapatmışlar. Aşağıda da bir yer var. Şurada baraj olması lazım. Sol tarafta. Birileri tabanca sıkıyor. Buradan aşağı iniyor bu yol. Hatırladığım kadarıyla Öcal'la bu yoldan gelmiştik, Muhammed Öcal'la. Bisikletle ama. Bisiklet olunca rahat oluyor. Şimdi motoru indir çık derken. Bir de yollar da çok iyi değil. Biraz sel olmuş. Arazi motor olmadığı için de sokmak istemiyorum. Şurası da bayağı dik. Neyse, ben şuradan yangın yoluna bakayım. Burası zaten dandik yol. O diğer yola girmek istiyorum ben. Abimiz arazi motorla girdi tabi. İyi, güzel çıktık. Evet abi, benim buradan girmem lazım işte. O yol benim istediği yere götürüyor. İyi, güzel. Burada şey yolu var. Geçecek yol var. Deminki yer çok dardı. Onun riskini almak istemedim. Burası arkadaşlar böyle zikzaklı zikzaklı bir yol. Öyle hatırlıyorum. Ve şeyi falan çok güzel.
Ya böyle kullanıma kapalı bir yol olduğundan dolayı. Doğası muası çok güzel. Ama ayağıma bir bot giyseydim fena olmazdı. Bir de bakın yerler şey, hafif asfalt burada. Tamamen şey değil. Ya bir ara buraya asfalt dökmüşler. Nedendir bilmiyorum ama. Çok iyi değil mi ya? Burada sel olmuş. Ama geçtik. Tamam, bu benim istediğim yol arkadaşlar, evet. Buradan benden önce de başka motorlar geçmiş. Şu an mesafemiz çok güzel. Ve altın saatlerdeyiz. Güneşli bir gün. Hava çok soğuk değil. Demek ki o yüzden şey atmışlar, asfalt atmışlar buraya. Çünkü neden diye sorarsanız, şu kenardan çıkabilir miyim? Kenardan zorlar. O yüzden devam edeceğim ben. Burada diğer yola bağlanıyor. Şurası da zorlar.
Şu aşağı nereye gidiyor? Şeye gidiyor olması lazım burası. Ne denir? Barajın oraya. Kolay gelsin. Oradan zorlamak istemedim çünkü lastikler de ona çok uygun değil. Düz yol lastiği. Tırtıklı lastik olsaydı zorlardım. Yalnız ağır motosikletin de derdi farklı oluyor ya. Böyle her yere istediğin gibi girip çıkamıyorsun. 250 kilo neredeyse. Burada da bir çit yapmışlar. Neden çit yapmışlar bilmiyorum. Özel mi yoksa? Amerika'da böyle dağın ortasında bile özel mülk olabiliyor. Lan oğlum düzgün gitsene. Tabi asfalt olmayınca. Bu gibi yerlerin şeyi de ayrı oluyor. Biz buradan tekrardan yükselmeye başladık. Normalde benim aşağı inmem lazımdı. Neyse geziyoruz. Şamlar Orman Gezisi. Daha hafif bir şeyim olsaydı, motosikletim olsaydı o aralardan da girip çıkardık tabii ki. Hava harika ya. Buradan tekrardan alçalmaya mı başladık? Gidelim bakalım. Yerine göre bisiklet daha yüksek bir özgürlük avantajı sağlıyor. Mesela burada ben bisikletle yavaş yavaş bütün gün yani gün boyu keyfini çıkarsa çıkartıp gitmek isterdim. Ki zamanında Muhammed Öcal'la bunu yaptık. Ya bu yola girmemiştim ama benzerini yaptık. Buraya girip girmemekte kararsız kaldım.
Sonuç olarak girdik arkadaşlar. Şu an nereye gittiğime dair hiçbir fikrim yok. Arnavutköy taraflarına gidiyor olabilirim. Haritadan bir kontrol etmem lazım. Ama benden önce birileri gitmiş bu yoldan çünkü teker izleri var. Burada yol güzel. Burada sel olmamış. Buradan bir yerden benim aşağı inebilmem lazım. Bakın şu araç izi mesela. Daha yeni taze. Bu demek oluyor ki ileriden bir yerden bir çıkış var. Şuralarda yavaş gidelim. Tekerleri kaydırıyor. Çamurlu toprak. Ah. Evet, bir yol ayrımına geldik. Burada ben bir şey kontrol edeyim. Buradan daha da aşağı gitmek mantıklı olmayabilir çünkü çamur olmuş. Buradan abi sağdan devam etmemiz lazım. Buradan aşağı gitmek çok mantıklı değil. Çünkü tekerler ona uygun değil yani. Kaydırıyor. Ona uygun olsaydı ve şöyle hatta birkaç kişiyle beraber gitmek isterdim. Veya yazın olsaydı. Şöyle bir diktik yapalım. Şimdi nasıl geldik? Şöyle 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 dolandık. Şu aralardan. Şöyle. İyi dolandık yalnız ha. Şu yerden çıkmadık. Onun yerine ilerledik.
Şu an oradan gözüküyor mu bilmiyorum. Hava soğuk olduğundan biraz burnum akmaya başladı. Benim buradan sağa dönmem lazım. Sağa dönüp düz ilerlemem lazım. Bakalım inşallah oradaki yol açıktır. Veya motosikletin geçebileceği bir yer vardır. Şöyle ileriden sağa dönebiliriz gibime geldi. Heh, şuradan. O yolun ilerisi gözükmüyor zaten. O yüzden benim için de bu yoldan gitmek daha mantıklı olacak. Bu yolu daha önce gitmediydim. Aşağıdaki yol gibi aynı şekilde. Çıktık. Kolay gelsin abi. Burada artık mantar mı topluyorlar, ne topluyorlar bilmiyorum. Ama sonuç olarak arkadaşlar tehlikelerle ve zorluklarla dolu bir yolu bitirmiş bulunmaktayız. Bu da hemen kapanıp duruyor ya. Elhamdülillah. Benim için gayet keyifli bir yol oldu bu. Ve gayet tehlikeliydi. Siz öyle görünüme bakmayın. Ben bunu bir düşürseydim, Allah muhafaza. Bunu bir düşürseydim. Ah, hava çok güzel. Bayağı üstüm başım patlardı. Deminki yokuş bile. Yani şey olmadığı için ne denir? Doğru lastik olmadığı için o yokuşta bile kalma ihtimali vardı. Ama Allah'tan sıkıntı olmadan işi hallettik. Buradan geçebilecek miyim? Buradan geçmem lazım çünkü geri dönemem. Güzel. Buradan nereden gidiyoruz? Yine saçma sapan yollara girmeyelim. Neyse bir de şuradan gidelim bakalım. Burası nereye çıkacak? Tamam, burası çıkış. Oksijenimizi aldık, temiz havamızı, çam kokulu, reçineli havamızı çektik. Macera dolu bir tur oldu. Şimdi de buradan artık geri dönebiliriz. Motoruma bunlar için teşekkür ediyorum. Elhamdülillah. Yarı yolda bırakmadı beni. Kaydıra kaydıra gittik. Ben nereden geldim buraya? Ben buraya buradan gelmedim. O yüzden geri döneceğiz. Veya şuradan ilerleyeyim bakalım ne var.
kat kapan var diyor da kapan çalışmıyor. Neyse ben yine de dikkatli geçtim. Madem dikkat dediler. Sanki buradan bir yerden daha çıkış vardı ama. Şöyle bakalım. Burası motorlara açık mı bilmiyorum ama araçlar var sonuçta. Bir yerlerden girişte vardır diye tahmin ediyorum. Şu ileriden falan bir bakayım. Araç yolu yapmışlar. Tamam, buradan çıkış var mı bakalım, yoksa geri döneceğiz. Buradan çıkış yok gibi. Aynen, geri döneceğiz. İlerleyelim ya, bisiklet sürer gibi şu an. Şamlar Ormanı'nı geziyoruz. İşte bazen böyle turlar, maceralar yapmak gerektiğini düşünüyorum. Abiye de bir kafe selamı çaktım. Bir de burayı inceleyelim. Burada ne varmış? Daha sonra da aşağıdan gideceğim. Normalde çıkmak için girdim o yola. Ama çıkışı bulamadım. Burada basket sahası varmış. Karşındaki yol nereye gidiyor onu da bilmiyorum. Ama ben şu taşlı yoldan dikkat kapan var ama bana yok. Bu yol bitene kadar devam edeceğiz. Ha, buradan çıkış var mı? Bakalım. İyi, güzel. İyi, tam da istediğim yere geldim. Buradan da girebilmişsin zamanında demek. Oh. İşte motorun güzelliği arkadaşlar ya. Buradan da üniversiteye gidelim. Ben şuradan bir yerden girdim veya ileriden girdim. U dönüş yerleri var baksanıza.
orta şeritte çok hızlanmadan. Yalnız hafiften üşümeye başladım arkadaşlar. Bu arkamdaki niye beni sıkıştırmaya çalışıyor? Hafiften üşümeye başladım. Neden diye sorarsanız hava soğuk. Daha böyle şey giyinmem lazım. Sağlam giyinmem lazım. Rüzgar istiyor yani. Şu an hava çok soğuk olmamasına rağmen. Ya kafam üşüyor mu? Kafam üşümüyor. Ama yine rüzgar soğutuyor arkadaşlar. Bunun buradan sağa dönmem lazım. Camimiz. Çimento fabrikası. Kime ait bilmiyorum. Metro inşaat için kullanıyor. Bir türlü bitiremediler. Çok büyük bir inşaat yapıyorlar demek ki. Burası kaza yaptığım yokuş. Başakşehir. Motoru da ıslattık, çamurlattık. Ama kışın normaldir. Sol taraftan gelen yok zaten, devam ediyorum. Ya düz gittiğiniz sürece sıkıntı olmuyor. Islak yerlerde dönerken olursa sıkıntı olur. İşte traction control sistemi olmadığı takdirde sıkıntı olabilir. Ki eski motorların çoğunda yok. Kaydırabiliyor yani, traction kontrol olmadığı takdirde. Sadece ABS yetmiyor. Sağa baktım, sağ müsait. Güneşin batmasına yaklaşık 1 saat falan var. Hatta 45 dakika falan.
Arkam temiz. Buraları iç makineleri biraz bozmuş. İyi, hala kaydımız devam ediyor. Kaç dakika oldu bilmiyorum. Bayağı macera dolu bir yol oldu bu. Şöyle şuradan bir ditlik yapalım. Veya ditlik yapmaya gerek yok. Kolay gelsin abi. Elhamdülillah. Mekana geldik. İyi, motor fena durmuyor. Tabi biraz çamurlanmış. Olacak o kadar. Ayaklarım da çamurlandı tabi. Bu bir şeyde düştüydü. Ne denir? Rüzgarda normalde ben bunu şuraya karşıya koyuyordum. O yüzden biraz şurası, şurası, şurası hasar gördü. Şurası biraz çizildi. Ama ben çok umursamıyorum. Benim için önemli olan motoru. Orada arkadaşlar sohbet muhabbet ediyor. Biz de burada işimizi yapıyoruz. Şöyle çıkartalım. İyi, bu da olmuş. Şöyle hafif biraz da şey olmuş. Kenarlara taşmış ama işimi gördü. Bu yarın inşallah işimi görmeye devam eder. Ve bugünkü maceramızın sonuna geldik. Umarım keyifli bir tur olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Bir ilham, bir güzellik katabilmişimdir hayatınıza inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kanala abone olmayanlar kanala abone olarak hem kendilerine de kanalımıza destek olabilirler. Beğenenler lütfen videoyu beğenmeyi unutmasın. Ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.